1928'e gitmemiz gerekiyor. 1928 yılında İngilizlerin Lawrence'larıyla beraber ortak olan Arap şeyhlerinin kurduğu Osmanlı coğrafyası üzerindeki hakimiyet neticesinde ortaya çıkan devletçikler, diyelim 400 yıl sonra ortaya çıkan devletçikler, görünürlüğü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından rahatsızdılar. Yani bunu Mekke'de Şerif Hüseyin yayınlamış olduğu tahminde, yani beyanda diyor ki, kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kafirdir. Bu bizim halifeliği almamız için en büyük sebeplerden bir tanesidir. Söylüyor bunu. Ve netice itibariyle 1928 yılında bir petrol rafinerisinde, İngilizler tarafından bir petrol tesisinde yaptırılmış olan küçük bir camide Müslüman kardeşler diye bir örgüt kuruluyor. Ama İngiliz rafinerisinde tabii, yani o dönemde herhalde İngilizlerin bundan haberinin olmamasına imkan mümkün yok. Mümkün değil tabii. Ki Lawrence hala hayatta, yani hala o bölgelerde gezen bir ruh demeyelim, canlı varlık. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman önümüze şöyle bir şey geliyor. İlk hedefleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan Müslüman kardeşler için söylüyorum. İlk hedefleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan Müslüman kardeşler örgütü kim ya da kimler eliyle kurdurulmuştu? 1928 yılından sonraki süreç içerisinde İhvan-ı Müslim'in Hitler Almanya'sına biat etti İngiltere'den sonra. 1945 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika'nın tekeline geçti. İşte zaten ondan sonraki süreçte İhvan-ı Müslim'in dediğimiz Müslüman kardeşler yapısı aslında dünya üzerinde farklı Müslüman coğrafyalarında farklı yapılanmalara girdi. Bu Endonezya'da Hizbut Tahrir oldu. Bu Suudi Arabistan'da 19 Mayıs 1962'de Rabıta oldu. Ah, bakın, 19 Mayıs 1962 Rabıta Mekke'de kurulurken 19 Mayıs 1919 Atatürk Samsun'a çıkmıştı. 19 Mayıs 1919'da 19 Mayıs 1962 arasındaki süreç, karşıtlık, Mekke ile Samsun arasındaki karşıtlığın bir anlamı olmalı. Neden 19 Mayıs'tı bu? Niçin 19 Mayıs'ta kuruldu Rabıta? Çünkü Atatürk 1919 19 Mayıs'ında Samsun'a çıkarken milli mücadele ve Türk milleti için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çıktı. Rabıtanın kuruluş amacı ise tüm İslam ülkelerinde veya Müslüman olunduğu düşünülen yerlerde tamamen, ben buna İslam şeriatı dışındaki kalan kısmıyla söylüyorum, Arap kültürünü empoze edilmiş Yahudi şeriatının bir kısmını alıntılarak yeni bir din, yeni bir bakış açısıyla sentez edilerek dağıtımı. 1976 yılında Dünya Müslüman Gençler Birliği Teşkilatı bir konferans düzenledi. Bu konferansa CIA'ya katıldı. Müslüman kardeşlerin çok önemli beyin adamlarından, fetva makamı diyelim, bugün mevcut Türkiye'deki siyasal iktidarın da kabul etmediğini beyan ettiği halde yıllardır kabul ettiği bir gerçekliği var. Hasan el-Benna diyor ki, cihat terörizmi meşru kılar. El-Kaide terör örgütü, İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşler, Cemaat-i İslami, Rabıta, bunların hepsi teröre bulaşmıştır. Uluslararası raporlarda yer almıştır. Hepsinin ana ekseninde, kurucu eksenindeki finansman kaynağı Rabıtacı iş adamları tarafından sağlanmıştır. Hatta bu yüzden temelde Rabıtadır. Yani Suudi Arabistan'ın Aramco, evet, petrol şirketi üzerinden finansmanı sağlanmış bir yapıdır. Türkiye'de son yıllarda özellikle mevcut havuz medyası, yandaş medya, besleme medya isimleriyle anılan medya gruplarının tamamının bu yapılarla ilişkileri var. Bugün İHH dediğimiz insani yardım örgütü dünyadaki tüm terör raporlarında adı geçiyor. Hem Suudi iş adamları, bunların hepsi Türkiye'ye su yolu yaptı gitti geldi. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı yardımcısı diyor ki, Türkiye bizim ikinci vatanımız. Bunu neye dayanarak söylüyor? Hani toprak mı satın aldın buradan? Şehir mi sattılar sana? Ne sattılar? Kim ne verdi? Kaç kişiye vatandaşlık verildi? Yani vatandaşlık kanunu, vatandaşlıktan çıkartılanlar, vatandaşlığa girenler 2004 yılından itibaren yayınlanmama yasağı, yayınlama